Peki, ne yani hale bunu geldik? Kiraladın diyelim, bir evin var, evi kiraladın, ev sahibi verdi sana. Evine gireceksin, gitmişsin, doğalgazını almışsın, elektriğini üzerine almışsın, anahtarı da almışsın teslim, çok şükür. Oh. Hem de iki tane kiralamışsın aynı adamdan. Oh. Biri kardeşine, biri bana. Altlı üstte oturacağız. Hayale bak, çok güzel değil mi? Fakat bir gidiyorsun eve, kapı duvar. Niye? Çünkü aynı ev sahibi evi bir başkasına da kiraya vermiş. Bunlar da oluyor. Ev sahibi hükümsüz olduğunu söylüyor. Kanun benim, ben ne dersem o geçerlidir. Sözleşmenin bir hükmü yoktur dedi bize. Evi kiraya verdi. Daha yüksek fiyattan müşteri bulunca ona da kiraladı. Nasıl dolandır? Ciddi misiniz siz? Evet. Başka ne? Yani daire sahibi şu anda ikimize de kiraya vermiş ayrı ayrı dairesini. Bazı ev sahiplerinin açgözlülüğü sınırda, kuralda, kanunda tanımamaya devam ediyor. Bunun son örneği Ankara İncek'te yaşandı. Bir mülk sahibi geçen hafta iki dairesini iki kardeşe kiraladı. Cafer Bey abisiyle beraber işte bu binada iki üst üste olan katı kiraladı ve karşılığında 29 bin lira kira ücretini ev sahibinin hesabına gönderdi. Sonra da kira sözleşmesi yaptılar, imzaları attılar. Fakat onun ardından anahtarlarımızla girmeye çalıştığımızda giremiyoruz daireye. Daire sahibine telefon ettik ve daireyi başkasına kiraya verdiğini söyledi. 20 bin TL karşılığında başkasına veriyor daireyi. Cafer Bey ilk kiralayan benim, haklı da benim, en azından eşyalarımı yerleştiririm diye, anahtar da bende diye hazır eve geldi. Anahtarı sokup bu sefer açıp içeri girmeye çalıştığında göbeğin değiştirildiğini fark etti bu sefer de. Göbeği mi değiştirdi ev sahibi? Evet. Neden yaptığını sordunuz mu? Başkasına kiraya verdiği için. Ben iki tarafı da tanıyorum sonuçta. Bir şey diyemeyeceğim. Mağdur kiracı kendinden sonra aynı evi kiralayan diğer kiracıyı aradı. O da duyduklarına inanamadı. Dairenin kiralandığını biliyor muydunuz? Yok, kimse bana öyle bir şey demedi ki. Kontrat tarihiniz ne sizin? Benim 19'u sizin. Bizim de 11'inde yapıldı, 20'sinde kira başlangıcı. Öyle bir şey olabilir mi ya? Evet. Ben kira sözleşmemi yaptığım için su aboneliğini açtırdım. Doğalgaz aboneliğimi açtırdım. Bunların tamamını biz de yaptık ve sizden önce yaptık. Ev sahibi telefonlara çıkmazken kiracı kardeşler karakola gidip şikayetçi oldu. Gözler dava sürecine çevrilirken şimdilik eve hangi kiracının gireceği muamma. Biz de göbeği değiştirmeyi düşünüyoruz. Bakalım hangi taraf mağduriyetini giderebilecek bilmiyorum. Göbeği kim daha önce değiştirirse eve o girer. Sonra sen içindeyken bir başkası gelir, aynı göbeği yine değiştirir. Eve üstünde ne yapacaksın kardeşim? Bu dönemde ev bulmak çok kolay değil. Madem bulmuşsun, ikinizin de kontratı var haklı gerekçelerle, beraber yaşayın güzel güzel. Yani bunu mu demek istemiş ev sahibi acaba? Ev sahibinin yürek yemişliğine de hastayım yani. Bir de yok ortada. Hak var, hukuk var. Sözleşme elde, o sözleşme bir işe yaramaz diyemez herhalde. Mahkeme gidildiği zaman nasıl bir cevap verecek çok merak ediyorum. Çok enteresan. Yani ilk arkadaş gidiyor kontratıyla, doğalgazı suyu muyu bağlıyor. İkincisi ondan sonra göbek değişiyor vesaire. Ben böyle bir şeyi ne gördüm ne duydum. İkinci buyur de bakalım. Yine aynı başka bir kontratıyla gidiyor. Yine o da aynı şeyi evet. Üzerine alıyor. Depozitolar yani çünkü yatmış. Paralar hesapta. Yani bu hangi tilkinin aklına gelen bir kurnazlıktır ki bu işin adaletini şusu busu olacağını bilmiyor mu? Ya bir de kaçamaz evin şey, ha gerçek ev sahibi onu bilmiyorum bak. O da her şey olabilir. O da olabilir. Yani onları belki Almanya'daki bizim halamızın ben ilgileniyorum falan. Belki de ne bileyim göbeği ilk önce o çevirmiştir ev sahibi gibi. Hani olabilir. Yani çok acayip. Her şey olabilir. Yani burası boş bir site muhtemelen, yeni yaşam başlayacak öyle bir yer gibi görüyorum. Çünkü hani birçok şey yeni bağlanmış. Kiralık diye de koskocaman ilanları var. Yani çok da hoş bir yapıya benziyor. Dolayısıyla bu tarz dolandırıcılar burada fin katıyor olabilir gerçekten. Ama hani mahkemeye gidecek bu yani bunun hani kaç hakkı nereye kadar o kadar çabuk yakalanacak yani bir durumda ki arkadaşlar olabileceğini düşünmüyoruz bu durumda. Belki hani vekilen vekaleten birine yardımcı olan ev sahibinin Almanya'daki kuzeni falan. Yani olabilir. Hani o bizim fantezi dünyamız. Tabii ama canım. Adam belli resmen ev sahibi ve herkesi bu şekilde dolandırıyor. Paralar yatıyor falan. Yani nasıl olsa geleceksin o evin değil mi kapısına? Evet. Bu ne rahatlık ya. Çok büyük rahatlık. Vallahi Allah kimsenin başına vermesin. Pişmiş tavuğun başına gelmez. Çok geçmiş olsun. Demek umarım ki çözüm bulurlar. Hayır arkadaşlar. Şu mu acaba? Hani sözleşmeyi yaparken daha da böyle sağlam kira kontratı ne olabilir? Hani noterden 3-5 kez onaylanmış mı olması lazım? Kendi aramızda biz sözleşme yaptık. Kimsenin umurunda değil mi diyor acaba? Yani. Akıl yürütmeye çalışıyorum. Çok şaşırıyorum çünkü. Çok şaşırtıcı gerçekten.